Selam, ben de Öcen. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu anda üst koridorda Yasuo'yum ve karşımda sonunda o çok istenilen Counter matchup var. Karşımda Pantheon var. Yasuo'nun en zor eşleşmelerinden bir tanesi bence. Jax'ten sonra bence Yasuo'yu en çok zorlayan eşleşmelerden bir tanesi Pantheon. Bu videoda sizlere elimden geldiğince Pantheon'a karşı Yasuo nasıl oynanır bunu anlatacağım. Öncelikle girdiğim ürünleri sol alttan görebilirsiniz ama Kriss zaten buralara bir yere girdiğim ürünleri koymuş olabilir. Şöyle oyunun seslerini birazcık daha kısmak istiyorum beni daha net duymanız için. Öncelikle size şunu söylemem lazım. Pantheon çok zor bir eşleşme. Gerçekten çok zor bir eşleşme. Ayakta kalmamız gerekiyor. Bu yüzden buradan önce bir kemik zırh aldık. Pantheon'un W'su size bir atılıyor ve 3 tane oto atak atıyor. Bu 3 oto atağı engellemek için aslında buradan kemik zırh alıyoruz. Ve daha sonrasında uzun takasta Yasuo Pantheon'u alıyor bu arada. Bunu söylemem lazım. Pantheon W atar size. 3 otosunu vurur. Q atar. E ile de kaçar. Şimdi biz şöyle yapmalıyız. Pantheon bize girecek, full kombosunu atacak ve biz daha sonra Pantheon'u açıkta yakalayıp kesmeliyiz. İlk 2 level'da Yasuo Pantheon alıyor. 1 level'da, 2 level'da. 3 level'da Pantheon Yasuo'yu alıyor. Bu yüzden 3 level'da artık daha korunaklı oynuyoruz ve sadece kısa takaslar oynuyoruz. Uzun takasa değil. Ya demek istediğim şey şu. Minyon arkasından Q'larla dürteceğiz. Çok yaklaşmayacağız. Şöyle Q attığı gibi koyabilirim ama direkt geri çıkmış. Okey. Tamam, o Q'sunu yemedik. Böyle takasa zorlamak istiyorum. Q kaçtı. O Q kaçmasa iyiydi de. Lan eleman da iyi vurdu ha. Tamam, uzaktan ortumu da vurdum. Şimdi pasifim olmadan girmek istemiyorum. Bir ota da öldü. Ben ölmeyeceğim diye düşünüyorum. Aynen öyle. Tamam, çok iyi. Burayı da itmem lazım. Kule altına gitmedi bu minyon dalgası. İtmezsem geri düşerim. Warwick gelebilir. Abo çok büyük, çok büyük acemilik. Neredeyse olur öyle hatalar ne diyelim. Devam edelim ya, Pantheon'u burada ölmeseydik çok iyiydi beyler bu arada da. NT diyeceğiz, yapacak bir şey yok. Ulan eşekliğimizi öldük ya. Neyse, adam en azından item almadan geldi. Hala daha bu kill avantajını kullanabiliriz. En azından elimden gelince size orada anlatmaya çalıştım. 1 level'da ve 2 level'da Yasuo alıyor Pantheon'u. Ama 3 level'da Pantheon bizi alıyor. Pantheon'un Q'su uzaktan bize attığında W'muzu engelleyebiliyoruz. Ama onun için hiçbir yeteneğini W'muzu engelleyemiyoruz Pantheon'un. Ve Pantheon hani gerçekten 3 level'dan sonra çok güçlü oluyor. Gereksiz güçlü oluyor. Ki zaten 1 level'da hani sadece oto atak ve Q atarak bana vurduğu hasarı gördünüz adamın. Bu tarz sebeplerden ötürü Pantheon'a karşı çok fazla takas atmamamız lazım. Uzaktan Q'larla dürtmemiz lazım. Jungle bize gank atarsa Jungle'ın gankleriyle oynamamız lazım. Ya da minyonlardan dürterek oynayacağız. Mesela şu an giremem. Kırmızı yükü var. Kırmızı yükü varken W bize atarsa bayağı bir hasar vuruyor. O da zaten şu an onu yapmak istiyor. Bize kırmızı yüküyle vurmak istiyor. Warwick'i de gördük. Güzel. Warwick daha artık şeye gitmez. Topa gelmez. Bota inecek muhtemelen buradan. En azından Pantheon'a rahat takaslayabilirim. Şimdi Pantheon'un burada yapmaya çalıştığı şey şu. Olabildiğince minyon dalgası biriktirerek level'da öne geçmeye çalışıyor ve bir takasa girdiğim anda beni kesip iyice geri düşürmek istiyor. Ama biz onun o istediğine karşılık vermeyeceğiz. Bu yüzden açılmayacağız. Burada herhangi bir minyon almayacağım. Minyon almaya zorlamayacağım kendimi. XP'sini alsam yeterli. Minyonun kendisini almak zorunda değilim. Ne güzel. İtti artık. W bir tak kötü attım ama sıkıntı değil. Yani dayanamadı, yapmaya çalıştı. Şöyle arabayı kaçırdık ama çok sorun değil. Tamam, minyon dalgasının artık büyüklüğü gitti ve ben burada artık bu arkadaşla takaslayabilirim. Şimdi o yaklaşmayacak ama ben takasa zorlayacağım. Her şeyi bitti. Tüm skill'i bitti. Sadece Q atabilir. Bu yüzden şöyle Q'suna da double açtık. Bakın öne geçtik şu an bir anda. Uzun takası biz alıyoruz dediğim gibi. Başta böyle çok damage'ciyoruz, evet. Hani şey diyebilirsiniz. Abi çok vuruyor falan. Ama sonrasında devam ederseniz alıyorsunuz gerçekten. O yüzden bu matchup'ta bir tık kontrollü oynarsanız içinden geçersiniz Pantheon'un. Bu yüzden zaten buradan son direniş giriyoruz. Ki canımız az olduğunda daha fazla atar vuralım. Şimdi şuraya bir totem atacağım. Warwick biliyorum bot side'da ama belki topa tıklamış olabilir yine, ne olur ne olmaz, totemimizi atalım. Şimdi E'si var. Bu yüzden biraz daha kontrollü takaslayalım diyecekken Warwick bize gelmiş. Şöyle bir gank dodge'ladık. Çok iyi lan. Harbi. Genki hem dojladık
Hem üstün ikisini de kestik. Burayı çok güzel oynadık. Elimize sağlık diyelim. Hızlıca şurayı itelim. Bir de plate alıp çıkacağım. Güzel. Şimdi bu tarz zor matchuplarda karşınızda bu sadece Pantheon olduğu için değil. Eğer ki karşınızda Renekton da varsa veya bir Garen de varsa almanız gereken item bu tarz eşleşmelerden mahvolmuş kralın kılıcı. Bu itemi almanızı söylememin sebebi ise şu. Can çalma veriyor. Şimdi bakın ben eskiden counter matchup oynarken bu Pantheon olurdu, işte Jax olur. Bu tarz matchuplarda ayakkabıdan bile önce gidip Vampire Asa alırdım. Vampire Asa eskiden %10 can çalma veriyordu. Şu an %7 veriyor ama önümüzdeki sezon bu tekrardan bufflanacak. %7 veriyor ki bence hala da yapılabilir. Şu işimize yarıyor. Lane'de ayakta kalırız. Şimdi size dedim ki yani Pantheon size burst atıyor. Bu sadece Pantheon için değil Renekton için de geçerli. Renekton size burst atıyor. Pantheon size burst atıyor. Ve biz çok az bir candan dönüp adama vurmaya başlıyoruz. Bu yüzden can çalmam bizim işimize çok yarıyor. En azından canımızı toparlayabiliyoruz. Lane'de ayakta kalmamıza yarıyor. O yüzden bu tarz can çalma eşyaları önemli. Bakın mesela vuruyorum canım doluyor. Bu anlamda işimine yarıyor. Mesela tamam takasladım. Canım bayağı azalmış olabilir ama önemli değil. Bak bunun yanına vurdum 20-20 can çalmaya başlıyorum mesela. Bu sayede ben lane'de ayakta kalmış oluyorum ama Pantheon ayakta kalamıyor. Hop şöyle bir kaçayım. Çalıdan gelmiş. Bir sonraki hortum da ölecek. Ah! Lan! Q flash menzili yetmedi. Tamam. Ya ben buradan her türlü kaçamayacağım. O yüzden bari bu wave'i de alıp gidelim. Warwick geliyor. Gördüm. Warwick'i gördüm zaten map'te. Anti diyelim. Sıkıntı değil. Burada yapmaya çalıştığım şey şuydu bu arada. Kule altında bir sürü minyon itip burada base atmaya çalışmamın sebebi şu. Şu an Pantheon'la aramda 20 minyonluk bir diff var. Ve ben buradaki wave'in çoğuna yine yetişeceğim. Araba minyona da yetişeceğim hatta. Bir 5 minyon daha alacağım burada. Pantheon'la aramda minyon farkı açtım. XP farkı açtım şu an. Ben mesela bu wave'de 8 olabilirim. Ama Pantheon olamaz. Şöyle E'lerle Pantheon'u kovalayacağım. Pantheon W atarken bu arada eğer hortum atarsanız Pantheon W'sunu counterlıyorsunuz. Zaten bu dakikadan sonra artık Pantheon hiçbir şey yapamaz bana karşı. Bu yüzden mesela elinizde hortum varken Pantheon üzerine gidebilirsiniz. Tam size W atarken Pantheon hortumla engellerseniz alırsınız. Pantheon zaten şey bir şampiyon. Hani erken oyunda çok güçlü. Gerçekten çok fazla hasar vuruyor. Saçma bir hasar var ama Pantheon'un late o kadar da güçlü değil. Mesela Pantheon oyuncuları genelde böyle öyle de işte 8-0 falan olurlar. Ama daha sonrasında late'de 8-12 falan bitirirler oyunu. Çünkü Pantheon öylesi çok güçlü ama late'i de bir o kadar güçsüz. Hiçbir işe yaramıyor char. Çünkü char'ın mobilitesi yok. Bu yüzden hani olur da Pantheon'a karşı geri düşerseniz pes etmeyin. AFK kalmayın. Devam edin. Sadece geride kalın, farmlayın. Ya minyon alamıyorsanız bile uzakta durun ve minyon XP'si alın. Takımınıza güvenin. Takımınızla oynamaya çalışın. Mesela Kayn Darkin olacak. Hadi ben diyelim bu oyun Fiddly olayım. Kayn'in dönüşmesini bekleyeceğim ve Kayn'in late'de gidip insanları zıplatmasını bekleyeceğim. İşte Kayn gider zıplatır. Ben gider ulti atarım. İşe yaramaya çalışırım mesela. Ve hani böyle geri düşünüyoruz maçlarda da direkt mahvolmuş aldıktan sonra buzluğan eldiven alın. Ya bu sayede daha çok hayatta kalırsınız. Ve buzluğan gerçekten güçlü bu arada. Güçsüz diyorum aslında. Çok da güçlü değil ama hala daha işe yarar. En azından böyle Renekton olsun, Pantheon olsun. Bu tarz eşleşmelerde gerçekten işe yarayan bir eşya ve ben bu oyun buzdan sanırım çekeceğim. Ağır yara da lazım bu oyun. En azından şey yaparız. Ya buzdan, Malmortius, Ölümsüz Kalkan Yay. Bu şekilde oynarız. Oğlum ben neyim lan? Of 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 of. Çok iyi oynadık lan burayı. Elimize sağlık diyelim. Abo. Güzel güzel. Burayı çok da güzel telafi ettik bence erken oyunda. Ölme şeklimize nazaran. Dediğim gibi Domuş Balyoz. Domuş Balyoz diyorum. Sezon 7'ye gittik. Allah kahretsin dur. Buzluğan eldiven. Buzluğan eldiven gerçekten güçsüz şu an. Nerflü bir eşya ama verdiği zırhtan ve verdiği slowdan ötürü bence hala da işe yarar ve bu yüzden bu eşyayı almaya devam edebilirsiniz. Buzluğan eldiven hala da alıyorum bazı bu tarz spesifik durumlarda. Pantheon oto atak vuruyor. Warwick oto atak vuruyor. Bu adam oto atak vuruyor ve buzluğan eldiven oto ataklardan aldığımız hasarı yanlış bilmiyorsam azaltıyor diyebiliyorum. Bu bizim işimize yarar. Daha sonrasında buzluğandan sonra bir de ölümün dansı aldığımızı düşünün. Gerçekten iyi bir zırhımız oluyor işte. 40-50 daha 90. Aynı zamanda adamları slowluyoruz. Adamlar bizden kaçamıyor. Bu yüzden güzel bir eşya. Böyle devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi şuraya bir yardıma gidelim. Ultim var zıplatabilirse hmm.
Güzel. Hakkımız olan kili aldık. Ya bu dakikadan sonra zaten artık bu adamlar beni kesemez. Buzdağın eldiven bittiğinde hiç damage yemeyeceğim. Bu oyunu sanırım biz sırtlayacağız bir noktada. Bakalım, aynen. Mid'deki Katarina'mız bayağı geri düşmüş. Akali'den bayağı bir hasar yiyebiliriz. Akali'nin hasarını aslında ignoreladık. Bu oyun Jakşo da çok güzel olabilirdi ama dediğim gibi yani AD'den çok hasar yemek istemiyorum. Hani Akali vursun. Akali her türlü vuracak zaten. Biliyorum Akali'nin hasarı çok güçlü. Çok fazla. O yüzden Akali'nin hasarını ignorelayaraktan bence en azından Pantheon'dan, Warwick'ten ve Aphelios'tan daha az hasar yememiz iyi olabilir. Ki bu arada Akali'nin pasifi de oto atak sayılıyor ve buzdağının pasifiyle biz o oto atağı da azaltıyoruz. Yani buzdağın dediğim gibi güçlü eşya alınır. Şimdi ben buradan direkt ölümsüz kalkaya gideceğim. Can çalmamı iyice arttırmak istiyorum. %20'lere çıksın artık. %20'lerin üstüne çıksın ki bayağı bir can çalalım, hayatta kalalım. En azından Akali ile VS attığımızda da oradaki gelen can çalmayla hayatta kalırız. Sonra bir tane dediğim gibi tane hatırat çekeriz ve son item de ölümün nası düşünüyorum. Toplayın kulesini istiyorum. Toplayın kulesinden sonra hızlıca bir buradan şey çekebiliriz. Alamet çekebiliriz. Alametin arkasına da bakarız duruma göre. Şimdi bu arkadaş bu yana bir tek Q ile alabilir. Baksanıza hasar yemiyorum. Adamın üzerinde red kaldığı için kule bana döndü, vurdu. Olaya bak. Hortum yerse ölür. Okey, geri oynuyor. Warwick bize gelebilir ama ben bu canla burayı oynarım diye düşünüyorum. %16 can çalmamız var. Boru değil. Akali gelmiş. Hasiktir. Şöyle hızlıca şuradan kaçar mıyım peki? Ultisi var. Oy, burayı da dodge'ladık mı lan? Oğlum çok iyiyiz ya. Ne olur ne olmaz şuradan can alalım. Warwick bize koşabilir belki. Güzel güzel. Buradan bu genki de dodge'ladık ama bizimkiler öldü mü ya burada? Bizimkiler orada öldü. İyi, en azından Kayn kesti birini. Hatta onu da keser mi? Ölecek. Çok iyi lan, tamam. Pantheon sıkıntı değil. Ne kadar şatlan vermiş? 150 gold. Tamam, sıkıntı değil. Kali'nin mecaisi vardı, bu mecai yağması bence çok iyi oldu. Building gücünü de gördünüz bu arada. Ne kadar nerfli de olsa bu build. Az önce yaşamamı sağlayan şey de zaten bu build oldu orada. Orada mutlaka ölümsüz kalkan yiyeyim olsa çoktan ölmüştüm. Dediğim gibi oto ataklardan az hasar yiyoruz. Hani Kali'nin pasifini de azaltıyor. Bu yüzden güzel build. Hala daha kısılır. Bir videoda demiştim bu artık kısılmaz, çok nerfli diye ama... Sonradan denedim ve baktım, dedim ki abi hala daha kasılır. Artık şu top kulesini almak istiyorum ya. Artık şu kuleyi alabilir miyim? Gerçekten bir alamadık şu kuleyi ya. Hala da kafama 15 kişi geliyorlar. Gel bakalım. Okey, kule altına gidersem öleceğim. O yüzden zorlamak istemiyorum oraya. Tamam. Sen öldün ya. Burayı zorlarsa ölür. Aldık. Az önce bu kuleyi de alalım. Hala da alamet yalan oldu. Alamete gidemeden 15 kişiyle savaşıyoruz burada. Hadi bu wave'i de alalım. Bayağı bir açgözlülük yapıyoruz ama. 2,5 dakikada alabilir miyiz? Hiçbir fikrim yok çünkü hasarımız az. Çok bir hasar itemi çıkmadığımız için. Belki hasarımız yetmeyebilir. Bir de Warwick mid'de. Kata'ya da yardıma gidebilirim aslında. Tamam, alameti siktir edelim biz, şu Kata'ya yardım mı edelim? Yaklaşma lan. Tamam. Kovalayalım mı ya? Kaçla koşuyorsun? 409'da koşuyorum. Ben 390'da koşuyorum ama Thresh geldi. Thresh'i de dojladı. Tamam. Basic koydum. Hop, hızlıca şimdi buradan Arara'yı çektim. Bakayım. Abi alameti yetişemeyim. Siktir edelim biz alameti. Ben buradan bot tarafına tıklayayım. Bot lane'le beraber botu da açalım. İnhibitörü dakika 15'ten önce açmayın. Dakika 15'te de açmayın. Dakika 20'ye kadar inhibitör açılmaz. Genel olarak dakika 20'den önce inhibitör açılmamasının sebebi ise şu. Çok önde değilsiniz. Bakın şimdi takımım 1-6 Katarina'm var. 3-4 AD Carry'm var. Takımım önde değil. Takım önde olmadığı için o inhibitörü açmamalıyım. Baron çıkmadan inhibitör, bu yüzden kolay kolay açmayın abi. Arkaya dönmem lazım. Birini zıplatın, ultileyim. Leona beni bırakmıyor. Tamam gel ya. Slowladım. Yani bu kadar basit.
İnatla gelip böyle bana CC falan atmaya çalışıyor ya Leona. Ne kadar tilt edici bir oyun eşekli ya. Bırak oğlum beni. Ne istiyorsun benden? Ama burayı da oynadık. Güzel. Şimdi burada bot kulesini de açalım. Çok iyi ya. Bu bot kulesini de tek başıma alırsam Kayn gelmeyip çok öne geçmiş olacağım. Oyunun gerçekten çok önünde olacağım. Dakika 20'de 3 item olmuş olacağım. Çok rahat bir şekilde Baron'a oynayabiliriz. Bu wave'i de alalım. Açgözlülük yapalım. İtem bitmemiş zaten. Tamam. 3 kişi burada ama ölümsüz kalkan yayım yok. O yüzden bir tık kontrollü oynamalıyım burayı. Güzel, burada base atalım. %29 can çalmam var. Tabi bu Doran kılıcı ile beraber öyle ama. %30 can çalmasına çok iyi bu build'le. Hızlıca fani hatırlatını da bitirdim. Şimdi burada son item. Artık ben ölümün dansı almalıyım. Çünkü çok burst atıyorlar. Akali burst atıyor. İşte Warwick olsun. Hani Q, Oto, E ile patlatıyor. Sonra bir Oto, sonra ulti atıyor falan. Bu bir burst. Aynı zamanda Aphelios da burst atan bir şampiyon. O yüzden buradan bir ölümün dansı tercihi çok işimize yarar. Şimdi şuraya bir gidelim. Zıplatın oğlum. Çok iyi. Hızlıca şunu alalım. Hızlıca Baron'u çekelim burada. Çok iyi. Baron'u da aldık. Orada fight çıkacak. Yetişemiyorum. Çok iyi. Hızlıca buradan topa çıkacağım. Top tarafında wave bitip inhibitörü açacağım artık. Baron'unuz varken inhibitörleri açın. Baron varken inhibitör sorunu olmaz. Çünkü yani inhibitör açtığınızda büyük minyonları baronluyorsunuz. Öyle daha rahat yararsınız. Bir de artık takım toparlamış. Yani en azından AD Carry'mizin durumu iyi diyelim. Hani midimizin durumu ne kadar kötü de olsa. En azından AD Carry'mizin durumu ortalama. Kayn'in durumu iyi. Benim durumum zaten çok iyi. O yüzden artık inhibitör açabilirim. Hatta burada tek başıma zorlaya da bilirim. Akali bana gelecek. Ah lan. Orada EQ flash'ım sadece Aphelios'a değdi. Bu yüzden öldüm burada. Eğer orada EQ flash'ım üçüne de değdirebilseydim. Amacım oydu. Hem Warwick'e hem şeye Leona'ya hem de Aphelios'a değdirmekti. Sadece Aphelios'a gitti. Biraz anla ki eğer ki üçüne değseydi bu pozisyon kesinlikle Pentam çıkardı burada. Çünkü üçü de CC yiyecekti. Airblade değecekti falan. Enti diyelim. Sıkıntı değil. Toparlanır. Burada alacağım item bu arada. Genel olarak ölümün dansının alt eşyası olarak bu eşya bence çok iyi. Hem zırhımızı arttırıyor deli gibi. Hem de 15 AD iyidir. Ebedi almadan oynadığımız bu Yasuo build'ini ben bayağıdır oynamıyordum normalde. Ki ben size şunu tavsiye ederim. Karşıda can çalan adamlar varsa ölümsüz kalkan yebediği işte mahvolmuşsanız sonra çivili ölümün dansı alırsınız diyorum normalde. Ama bu oyun dediğim gibi çok oto atak vuruyorlardı ve erken oyunda bu iteme ihtiyacım gerçekten vardı. Bu itemin faydasını da zaten gördünüz. Ama bu oyun late uzarsa eğer ben item build'imi komple değiştiririm. Nasıl değiştiririm? Fani hatat yerine çivili alırım, buzdağın yerine ebedi alırım ve ölümün dansı yerine ise Jakşo veya alabilirim belki. Bu tamamıyla duruma göre değişir. Şimdi şu kuleyi almak istiyorum. Bizimkiler orada fightlıyor ama fightlamasanız daha iyi ya. W çıkar mı o Kayn'den? Çıktı. İşte tam olarak bunu demek istiyordum. Olur da geri düşsek bile Kayn'in bir W'suna oyunu bitirecek hamleyi bile çok rahat yapabiliriz. O zaman yani burada zaten videonun artık sonuna geldik. Pantheon'da ulti atıp kaçmış. Beni buraya kadar izlediğiniz için size teşekkür ederim. Elimden geldiğince Pantheon vs Yasuo nasıl oynanır anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Bay bay.